Mehmet Şevket Egi, Kültür Bakanlığı'nın çok hayırlı bir projesi. Kültür Bakanlığı'nın Aşağıda mahiyetini anlatacağım yeni projesi bendenizi çok sevindirdi. Şu anda 5 isim ve şahsiyet tespit edilmiş. Ali Fuat Başkil, Ekrem Hakkı Verdi, Fethi Gemuhluoğlu, Süheyl Ünver ve Mahiriz. Bu örnek ve seçkin kimseler hakkında müstakil kitaplar hazırlanacak, ilimleri, irfanları, hizmetleri, ahlak ve faziletleri anlatılacak, bilhassa adam yetiştirme metotları üzerinde durulacak. Halkın ve öncelikle gençliğin böyle faziletli, örnek, model şahsiyetleri tanımasında büyük yararlar vardır. Acizane ve naçizane bu kitaplara ölü ansiklopedik bilgiler değil, okuyanları uyaracak ve aydınlatacak, onlara bir tür fener ve kılavuz olacak bilgiler ve menkıbelerle doldurulmasını istiyorum. Türkiye'nin yakın tarihinde böyle şahsiyetler olmuştur. Hizmet etmişlerdir. Bundan sonra da olmalıdır. Merhum Üstad Muallim Mahir İzbey ile 1952 ve 1969 arasında çok görüşüp konuştum. Saadethanesine çok gidip geldim. Ekmeğinin tuzunu yedim, çayını içtim, sohbetlerinden yararlandım yararlandım. Ankara'da Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde okuduğum yıllarda lütuf ve tenezül buyurup bu fakirin mektuplarına nice cevaplar yazıp göndermek suretiyle fakiri şereflendirip taltif buyurmuşlardır. O bir fazilet ve irfan abidesiydi. Öğretmenlik maaşıyla geçindi. Kirada oturduğu halde her ay maaşını aldığında kırkta birini hemen sadaka olarak dağıtırdı. Onu bir kere bile gıybet ederken görmemiştim. Zamanının edebi Türkçeyi en iyi bilen 3-5 kişisinden biri, belki de birincisiydi. Övündüğünü de görmedim. İstikametin doğruluk ve dürüstlüğün sanki mücessem bir heykeliydi. Ülkemizde Hanegi eğitiminin son muallimlerindendi. Onun yüksek özelliklerini, faziletlerini, hasletlerini, mürüvvetini, hizmetlerini gençlerimiz öğrenmeli ve bunlardan ders almalıdır. Üstad Ali Fuat Bey'i yakından tanıdım. Sohbetlerinde bulunduğum makalelerini neşrettim. 1960 uğursuz ihtilalinden sonra Samsun senatörü seçilmişti. Müdahale edilmeseydi milletin cumhurbaşkanı olacaktı da ama buna izin vermediler. İsviçre'ye sürdüler. Onun kibarlığı dillere destandı. Ziyaretine gelen öğrenci gençlere sen diyerek yahut sadece ismiyle hitap etmez, beyefendi derdi. İlim, irfan, ahlak sahibiydi. Süheyl Ünver Ekrem Hakk'a ay verdi. Fethi Gemuhluoğlu bu üçü de tek başlarına birer hizmet abidesiydi. Kültürleri, cesaretleri, şecaatleri, hizmetleri, himmetleri, azimleri, sabırları unutulmamalıdır. Kültür Bakanlığı'nın bu hayırlı projesine şu anda hatırıma gelen iki büyük şahsiyetin de ilave edilmesini teklif ederim. Nurettin Topçu ve muallim Cevdet Bey. Milli kültüre ve kimliğe bağlı gençlerimizin memlekete hizmet edecek vasıflı ve güçlü kimseler olmaları için böyle örnek şahsiyetleri tanımaları özelliklerini ve hasletlerini bilmeleri, menkıbelerini öğrenmeleri şarttır. Mehmet Şevket Eygi Milli Gazete